Bu ders içeriğinde ulusal sosyalist devlet düzeninde siyasi parti kurmak için gerekli olan koşullar kısaca aktarılmıştır. Tüm siyasi partiler iktidar hedefindedir. Bu hedef neticesinde propagandalar yapar ve ulusu mevcut iktidardan daha iyi yöneteceğine ikna etmek görevindedir. Günümüzde birçok partinin böyle bir hedefi yoktur. Bunu anlamak için şu anda faaliyette olan siyasi partilere bir bakalım. Tabloda tam 87 adet siyasi parti görmektesiniz. Daha önce ismini dahi duymadığınız bu partilerin iktidar olmak gibi bir gayesi bulunmuyor. Peki bu kadar siyasi parti neden var? İktidar olmak hedefiyle kurulmadılarsa ne amaçla varlar ve hangi amaca hizmet ediyorlar? Yalnızca geçtiğimiz 2 ay içerisinde tam 6 tane siyasi parti daha kuruldu. Bunlar arasından sadece medyada haber değeri olan partilerin adını duydunuz. 2001 yılına kadar ülkemizde sadece 15 siyasi parti bulunuyordu. 19 yıl içerisinde ülkemizde tam 72 adet yeni siyasi parti kuruldu. Düzensiz ve yasal boşlukları olan bir sistemde partilerin kuruluş amaçları çeşitlilik gösterir ve hedefleri kontrol edilemez. Hedefi iktidar olmak olmayan siyasi partiler, ulus karşısında iktidar hedefindeki bir siyasi partiden çok daha tehlikelidir. Bugünkü hatalı sistemde, siyasi partiler, kendi özel işletmelerinin bürokratik engellerini ortadan kaldırmak veya kolaylaştırmak gayesiyle kurulabilir. Terör örgütlerine kaynak sağlamak gayesinde, halk konserleri verebilir, etkinlikler düzenleyebilir veya çeşitli sivil toplum kuruluşları adı altında ulustan bağış toplayabilir. Bu organizasyonları parti adı ile yapmak zorunda olmayıp, herhangi bir sivil vatandaş üzerinden tamamen belirsiz bir biçimde sağlayabilir. Hatta bu küçük ölçekli ve hiç sesi çıkmayan paravan partiler, yalnızca bu hedefle dahi kurulmuş olabilir. Şimdi ulusal sosyalist devlette bir siyasi parti kurmak nasıl mümkün öğrenelim. Ulusal sosyalist devlet, birlik, adalet, gelişim ve güvenlik üzerine kuruludur. Bu durumda kurulabilecek tüm siyasi partilerin iktidar hedefi gütmesi şarttır. Siyasi parti kurmak isteyen topluluklar şunu bilecektir ki, sadece iktidar olmak gayesiyle bir parti kurulabilir. Daha doğrusu, bu ağır yükü omuzlamayı tercih eden gerçek vatanperverler, böyle bir sistemde ortaya çıkacak. Kanunda düzenlenecek ağır maddeler, bu hususu mecbur kılmaktadır. Siyasi partilerin tüm mensupları, ulusun en düşük gelir seviyesi ile aynı gelir düzeyine sahiptir. Ulusal sosyalist sistemde siyasi parti mensupları, sivil yaşamlarında daha yüksek gelir elde ederken, siyasi kademeye adım attıkları gün itibariyle kazançlarının düşeceğini biliyordur. Yani ulusal sosyalist devlette siyasiler, bu yolu tercih ettikten sonra siyaset dışında farklı bir meslek grubunda görev alamaz ve özel işletme sahibi olamaz. Kurucu kadro, geçmişe dönük 5 yıllık banka gelir ve gider dökümlerini, resmi gazetede ulusa ve devlete beyan etmelidir. Siyasi partinin kurulabilmesi için, kurucu kadro, sivilde elde ettiği, sabit gelir sağlayan tüm özel mülklerini kamuya devretmelidir. Örneğin, kurucular içerisinde inşaat şirketi olan bir şahıs, siyaset kademesine atılmayı tercih ettiğinde, inşaat şirketini bir başka yakınına, bir başka şahısa devretmesi mümkün olmayıp, özel işletmesini kamulaştırmalıdır. Aksi halde devlet, özel mülke el koyar. Siyasi parti mensuplarının birinci, ikinci ve üçüncü dereceden yakınları, hizmet sektöründe işletme sahipliği yapamayacağı gibi, üretim sektörü de devlete ait olduğundan, işletme sahipliği yapamaz. Ayrıca halk temsil meclisinde görev alamaz. Siyasi partiler, din, bölge, mesleki grup, cinsel yönelim içeren ideolojiler ve adlarla kurulamaz. Siyasi partiler, komünist, anarşist, özerklik hedefi güden, ulusun herhangi bir kesimini ayrıştıran ideolojilerle kurulamaz. Siyasi partiler, bu alanda simge ve görseller, söylem ve propagandalar yürütemez. Kurucu kadro, cinsiyet fark etmeksizin, yalnızca yüksek öğrenimini ve zorunlu askerlik hizmetini tamamlamış vatandaşlardan oluşabilir. Siyasi partiler, yurt dışından kaynak sağlayamaz. Siyasi partiler, yurt dışı temsilcilikleri açamaz. Siyasi partileri oluşturan kurucu kadronun, iktidar olana dek yurt dışına çıkış yasağı vardır.
Siyasi partiler ulusun herhangi bir bölümünü ayrıştırıcı bir dil kullanamaz. Siyasi partiler, hiçbir şart ve koşulda ulusal fikirleri etkilemek gayesiyle, küçük gruplar halinde olsa bile yerleşkeler kuramaz. Partiler, ulusa herhangi bir alanda danışmanlık hizmeti veremez. Dini veya askeri eğitim veren yerleşkeler edinemez, dershane veya eğitim kurumları açamaz. Siyasi partiler, dini değerler üzerinden siyaset yürütemez. Siyasi partiler, ibadethane veya mezhephaneler açamaz. Siyasi partiler, konser veremez. Siyasi partiler, herhangi bir keyfi hizmet karşılığında ulustan yardım, bağış veya maddi destek talebinde bulunamaz. İktidar partisi dahil olmak üzere, hiçbir siyasi parti, şehit cenazelerine katılamaz. Şehitlik mertebesini, medya karşısında siyasi malzeme yapamaz. Siyasi partiler, dini fikirlerini ulusa aktaramaz. Dini bayramlarda veya ritüellerde, medya ve yayın organları, hiçbir siyasinin ibadet görüntüsünü paylaşamaz. Siyasi partiler, kendi medya ve yayın organlarına sahip olamaz. Siyasi parti mensupları, dokunulmaz değildir ve milletvekilliği statüsü yoktur. Siyasi parti mensupları, tüm ulus ile eşit şartlara sahiptir. Hukuk, eğitim, sağlık, ulaşım ve diğer tüm alanlarda ulusun aldığı hizmetlere tabidir. Günümüzde bu ciddiyetsiz düzende salıverilmiş lakayitlik, ulusal sosyalist devlet düzeninde devlet yönetmenin ciddiyetini ve ağır yükünü siyasi kademenin omuzlarında hissettirecektir. Ancak bu ağır yükler neticesinde, gerçekten devlet yönetimini arzulayan siyasi partiler kurulabilir. Devlet yönetiminin ciddiyetine vakıf olmayan akıllar, ulusal sosyalist sistemde kendiliğinden bu yolu tercih etmeyecektir. Bu ağır yükü ve zorlu yolu tercih eden siyasi partiler ise, gerçekten yönetime karşı arzuludur. İstek, çabayı ve çabada başarıyı getirir. Bu sistemde başarılı olan, iktidarı hak etmiştir. Bugüne kadar anlattığımız ve bundan sonra da anlatmaya devam edeceğimiz tüm bu sistemin yaratıcısı olan ulusal sosyalist ideoloji, elbette ki bu düzeni getirmek için iktidar olmalıdır. İktidara ulaşan ulusal sosyalist ideoloji, mevcut sistemin tüm hatalarını gidererek, yani günümüzde faaliyette olan tüm siyasi partileri kapatarak, yeni parti kurma kanunlarını, tıpkı diğer tüm yasal boşlukların giderileceği gibi getirecektir. Yalnızca böyle bir düzen ve denetimde ulusal birlik sağlanabilir ve toplumsal refah ilerleme gösterebilir. Esenlikler.